Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta gelen birçok yorumun arasında "Hocam teknik analiz eğitimlerinize devam ederseniz çok seviniriz" şeklinde talepler oldu sizler tarafından. Bu yüzden bugün öncelikli olarak Bitcoin'i analiz edeceğiz. Daha sonrasında destek ve direnç noktalarını nasıl belirleriz ve bu noktalar bizler için ne anlam ifade ediyor? Bununla ilgili bir eğitimimiz olacak arkadaşlar. Binance borsasında Up ve Down isimli ETF coinler var. Bu ETF coinleri inceleyeceğiz ve daha sonrasında altcoin piyasalarına, Bitcoin'in dominansına ve bildiğiniz gibi bugün MTGOX borsasının merakla beklenen duruşmasının ertelenmesini analiz edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar, Bitcoin'in yön grafiğimizi açtığımız zaman öncelikli olarak Bitcoin baktığımız zaman arkadaşlar şu anda 19.480 dolar direncini kırmak yönünde çaba harcıyor ve 19.480 doları bayağı bir denedi. Bugün neredeyse 3 sefer 19.480 dolar direncini denedik. Daha öncesinde bildiğiniz gibi bu direnci kırmıştık fakat tutunamayarak Bitcoin geri aşağıya düşmüştü ve şu anda tekrardan trend çizgimizin üzerinde zigzaklar çizmeye başladı ve artık trend çizgisi gitgide daralıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 19.480 dolarda direnç var. Şu anda Bitcoin 19.391 dolarda ve 19.793 dolarda da tüm zamanların zirvesi dediğimiz all time high, yani yeni bir ATH noktasını görüyoruz arkadaşlar 19.793 dolarda. 3 günlük grafiğimize baktığımız zaman da artık bildiğiniz gibi 4 senelik bir grafiğimiz vardı ve yeşil hedef bölgemizde şu anda hala seyrediyoruz ve trend çizgisinin üzerindeyiz. İnşallah yakın zamanda da yukarı yönlü bir kırılım gelecek gibi görünüyor Bitcoin'de. Çünkü yukarıyı çok fazla denemeye başladı. 19.480 dolar direncini kırması durumunda artık tüm zamanların zirvesini geçeceğiz ve yeni zirveleri kovalayacak arkadaşlar Bitcoin. Arkadaşlar, hemen şimdi hızlıca bir başka coin'e geçelim. Ethereum'a. Ethereum'da da yine birçok arkadaşımızın yatırımı var ve Ethereum'dan başlayalım arkadaşlar. Destek ve direnç noktaları nasıl çizilir? Arkadaşlar, şimdi öncelikli olarak Binance borsasını açtım ben. Siz TradingView'u da açabilirsiniz. Binance borsasında Ethereum'u açıyorum ve şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. USDT ya da BUSD gibi sabit coin paritelerinde destek ve dirençleri çiziyoruz. Yani mesela Ethereum Bitcoin paritesinde destek ve direnç çizerseniz sizi yanıltıcı olacaktır. Ya da mesela Ethereum XRP gibi bir paritede destek ve direnç çizerseniz sizi yanıltıcı olacaktır arkadaşlar. Şimdi Ethereum USDT grafiğimizi açtık ve arkadaşlar TradingView seçili gördüğünüz gibi. Tam ekran yapıyorum şu anda. Bize arkadaşlar öyle bir grafik lazım ki bu ekrana tamamen sığsın arkadaşlar. Bu yüzden zaman aralıklarımızı atıyorum. 4 saatlik zaman aralığını alıyorum şu anda. Ve baktığım zaman 4 saatlik zaman aralığında da yine ekrana tam sığmadığını görüyorum arkadaşlar. Bu yüzden hemen buradan tekrardan zaman aralığımı biraz, isterseniz 12 saatliği de kullanabilirsiniz. Yani bunlar zaman aralıkları, sizin grafiğinizi daraltacaktır sadece. Şu şekilde arkadaşlar 12 saatlik bizim için daha güzel oldu. Burada hemen bir direnç noktamız varmış arkadaşlar. Bunu da siliyorum. Arkadaşlar, şimdi sol taraftaki menüde görmüş olduğunuz gibi seçenekler var. Buradan bastığım zaman trend çizgisi, yatay çizgi, yatay ray şeklinde çizgiler var. Buradan arkadaşlar ben destek ve direnç çizeceğim için sol menüden hemen horizontal line yazan kısma basıyorum ve arkadaşlar şimdi destek ve dirençleri nasıl çizdiğimizi gösteriyorum sizlere. Grafiğimizi biraz daha daraltıyorum hemen. Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi şu noktaya baktığımız zaman burada arkadaşlar iki tane tepe nokta denediğini görüyoruz daha öncesinde. Burada arkadaşlar bir direnç olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen şuradan da sizlere göstereyim arkadaşlar şimdi. Şurada bir deneme olmuş. Burada da bir deneme olmuş. Demek ki burada bir direnç oluşmuş arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi daha önce kırmayı denemiş. Destek olarak kullanmış burayı. İki sefer direnç olarak kullanmış. Daha sonra şurada destek olarak kullanmış. Demek ki buradan ben neyi çıkartıyorum arkadaşlar? Burada bir direnç var. Ethereum şu anda 586 dolarda, 825 dolarda bir direnç var. Şimdi aşağı doğru tekrardan ilerliyorum. Buradan tekrardan noktalarıma bakıyorum ve şurada da arkadaşlar burada da bir yine direnç olduğunu görüyorum. Buradaki direnci de şimdi nereden anladığımızı sizlere göstereyim hemen. Şurada arkadaşlar bakın, kere denemiş. Burayı direnç olarak kullanmış. Daha sonrasında burayı destek olarak kullanmış. Daha sonrasında tekrardan burayı bir kere daha kullanmış. Burayı tekrar destek olarak derken burası arkadaşlar bizim için bir direnç olmuş artık. Yani Ethereum'da direncimiz kaç olmuş? 629 dolarda da bir direnç var. Tekrardan buradan yan taraftan arkadaşlar direnç çizgime basıyorum. Dolara bakıyorum arkadaşlar tekrardan. Yani bu şekilde göz kararıyla çizebilirsiniz. Tam milimetrik çizmenize gerek yok. Zaten şöyle baktığınız zaman gözünüze çarpıyor arkadaşlar. Şu şekilde buraya da koyuyorum hemen. Burada da nerelerin dikkatimi çektiğini sizlere söylüyorum. Bakın arkadaşlar, burada şu nokta. Daha sonrasında burayı destek olarak kullanmış.
Daha sonrasında tekrardan bir destek olarak kullanmış. Daha sonrasında direnç olarak kullanmış arkadaşlar. Ve şu anda da gördüğünüz gibi şurada da yine direnç olarak kullanmış burayı. Ve arkadaşlar şu anda da destek olarak kullanıyor. Buradan biz ne çıkartıyoruz arkadaşlar? Baktığımızda $489'da Ethereum'da bir destek var. $629'da da Ethereum'da bir direnç var. Bunun bize sağladığı, dediğim gibi, destek ve dirençlerinizin tam milimetrik olmasına gerek yok arkadaşlar. Buraları ben sizlere göstermek için çizdim tamamen. Normalde buraları da çizmenize gerek yok. Sadece bu yatay çizgi sizi yönlendirecektir. Ben bunu daha da ilerletebilirim. Mesela şurada gördüğünüz gibi yine burayı bir destek ve direnç olarak kullandığını görüyorum. Yine şurayı destek ve direnç olarak kullandığını görüyorum. Bu şekilde kademeli olarak desteklerimi belirleyebilirim. 489 dolarda bir desteğim var. $376'da bir desteğim var. $272'da da başka bir desteğim var. Yani bu şekilde arkadaşlar belirleyebilirsiniz. Sizler de sürekli altcoin'lerde, Bitcoin'de dahil olmak üzere bu şekilde arkadaşlar destek ve direnç çizgilerinizi belirlersiniz. Bakın şurada dikkat ettiğiniz zaman görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buraya değmiş. Buradan geri yukarı çıkmış. Buraya değmiş. Buradan geri yukarı çıkmış. Yani son destek olarak burayı kullanıyor arkadaşlar. $81 seviyesi. $81 seviyesini de baktığımız zaman 2018'in aralığının 8. ayında bir denemiş. Daha sonrasında arkadaşlar 2020'nin Mart'ının 12'sinde, yani bu Bitcoin'in sert düşüşünde $4000'a düştüğü zaman tekrardan $81 desteğini denemiş arkadaşlar. Fakat kıramamış. Sonrasında yukarı yönlü hareketlendi bildiğiniz gibi. Arkadaşlar Ethereum üzerinden gösterdim size ama siz bunu XRP USDT, Bitcoin USDT gibi paritelerde de aynen bu şekilde destek ve dirençlerinizi çizip buralardan nerelerden döneceğini arkadaşlar anlayabilirsiniz. Şu şekilde yaklaştırdığım zaman gördüğünüz gibi $629 burada iki kere denemiş, hatta üç kere denemiş, kıramamış. Aşağıya da denemiş, aşağıya da kıramamış ve şu anda bu dar aralıkta gidip geliyor. Yani $630 ve $490 arasında gidip geliyor fiyatımız arkadaşlar. Şimdi yukarıyı kırarsa, mesela 629'u kırdığı Ethereum diyelim, burada tutunması lazım. Yani burayı destek yapması lazım. Şimdi arkadaşlar bir direnci kırdığı zaman kendi şu andaki fiyatının üstündeki Ethereum'un $629 şu anda bir direnç. Fakat Ethereum diyelim ki şu noktaya geldi. Bu noktaya geldiği zaman artık direnci $825 olur. Desteği $629 olur. Gördüğünüz gibi daha önce direnç olarak kullandığı $630 şu anda destek olarak görünür. Eğer buraya gelirse arkadaşlar Ethereum'un fiyatı. Eğer buraya gelemezse de şu anda bizim direnç noktamız $630. Bu şekilde arkadaşlar destek ve dirençlerinizi çizebilirsiniz. Bunun bize sağlayacağı en büyük avantajlar, direnci kırdığı zaman ve tutunduğu zaman artık bir sonraki dirence kadar yol alabileceğini anlarsınız. Desteği kırdığı zaman artık bir sonraki desteği baz alırsınız. Yani nerelerde düşüp nerelere kadar çıkabileceğini arkadaşlar daha önceki fiyat hareketlerinden faydalanarak anlayabilirsiniz. Bu yüzden temel analizin olmazsa olmazı destek ve dirençlerdir arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar bir başka eğitim konumuza geçiyoruz hemen şimdi. Arkadaşlar Binance borsasında bildiğiniz gibi şurada yukarıda market kısmına girdiğiniz zaman burada ETF var arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bana sordu ETF kategorisinin ne işe yarıyor diye. Arkadaşlar hemen kısaca sizlere anlatayım kafanızı hiç karıştırmadan. XRP Up var arkadaşlar gördüğünüz gibi. XRP Up dediği coin şu anda $14.50 seviyelerinde. XRP fiyatı yukarı doğru giderken fiyatlanan bir marjin kaldıraçlı coin'den bahsediyoruz. Paranız sıfıra inmiyor. Yani likidite olmaz paranız. Silinmez komple. Fakat bu coin'de kaldığınız sürece tekrardan fiyatın toparlamasını beklersiniz. Siz şimdi XRP artacak şeklinde XRP Up coin aldınız. Fakat XRP düşmeye başladı. Doğal olarak XRP Up da düşmeye başlar arkadaşlar. XRP Down da XRP Up'ın tam tersi. Yani XRP coin düştükçe para kazanırsınız. XRP coin düşerse XRP Down coin artar arkadaşlar. XRP coin artarsa da XRP Up coin artar. Dediğim gibi arkadaşlar BTC Down da aynı mantıkta. Yani Bitcoin düşerken BTC Down artar. Bitcoin artarken de BTC Up artar arkadaşlar. Link coin de var bu. Yearn Finance da var arkadaşlar. Litecoin de var. AV coin de var. SXP'de var. Ethereum'da gördüğünüz gibi birçok coin'de, Sushi coin'de ve Dot coin'de bunlar var arkadaşlar. Buradan kendiniz de Binance borsasını açtığınız zaman yukarıdaki market kısmına girdiğinizde ETF seçeneği arkadaşlar bizlere bu coinleri gösteriyor. Hatta borsanın içerisine girdiğiniz zaman da burada yukarıda zones yazan kısımda, şu sağ üst kısımda zones yazan kısımda ETF coinlere bastığınız zaman bunları görebilirsiniz arkadaşlar ve bunlarla işlem yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar CoinMarketCap
handicap sitemizi inceleyelim hemen hızlıca. Dominansın %63.6 olduğunu görüyoruz. Ve ne demiştik arkadaşlar? Dominans, Bitcoin'in dominansı %60 ve 65 aralığında olduğu süreçte Bitcoin artarken altcoin'leri de kendisiyle beraber yukarı doğru sürükleyeceğini söylemiştik. Çünkü dominansı tam anlamıyla koparmadı. Dominansı koparması demek Bitcoin'in %70'in üstüne dominans atarsa Bitcoin fiyatı arttığı süreçte altcoin'leri arkadaşlar tam tersi düşürecektir. Yani dominans %60 ve 65 arasındaysa eğer, Bitcoin düşerse altcoin'ler de düşer. Eğer dominans %70'in üzerindeyse arkadaşlar Bitcoin artarken altcoin'leri ezer arkadaşlar bir nebze. Bitcoin düşerken de altcoin'ler artar. Yani tam tersi mantıkla düşünün. Bitcoin'in dominansı ne demek? Piyasadaki Bitcoin hakimiyeti. Yani piyasada %64 Bitcoin hakimiyeti varsa parasal yönden şu anda, piyasada altcoin'lerin, tüm altcoin'lerin toplam parası da %36'ya tekabül eder. Yani neredeyse Bitcoin piyasadaki tüm altcoin'lerin 2 katı daha fazla paraya sahip demek bu. Piyasa baskınlığı bu anlama geliyor Bitcoin'in. Ve arkadaşlar altcoin'lerde de baktığımız zaman şu anda birçok altcoin'in yeşil olduğunu görüyoruz. Coin 360 sitesini inceleyelim hemen. %63.84'te dominans ve çoğu altcoin'de yeşil olduğunu görüyoruz. XRP'de arkadaşlar daha önceki videomuzda sizlere uyarmıştım. XRP demiştim, fiyatı düşüş yönünde seyrediyor. XRP grafiğimizi açtığımız zaman da hemen arkadaşlar incelediğimiz zaman şu anda $467 desteği var. Ve bu desteği az önce test etti arkadaşlar. Bu destek ve dirençleri ben daha önce çizmiştim. Ve hatta neredeyse milimetrik çalışmış arkadaşlar. Ve tekrardan yukarı hareketlenmiş. Eğer XRP bu desteği de kırarsa arkadaşlar $0.401 bir sonraki desteği, 3 gün önce çektiğimiz XRP videomuzda XRP'nin artık bundan sonrasında bir düzeltme yapacağını sizlere söylemiştim. Buna karşı temkinli olmanızı söylemiştim arkadaşlar. Ve bugün gördüğünüz gibi XRP coin'in kırmızı olduğunu görüyoruz. Diğer altcoin'lerin içerisinde %3'lük bir düşüş sergiledi. Arkadaşlar hemen şimdi korku endeksimize de bakalım. Bugün arkadaşlar 91 puanda olduğumuzu görüyoruz. Dün 95 puandı ve geçen hafta yine 95 puandı. MTGOX davasından dolayı biraz insanlar bugün korkuyorlardı. Ve MTGOX davası da arkadaşlar bildiğiniz gibi ertelendi ileri bir zamana. 140 bin Bitcoin'in bugün bir anda satış olabileceğini düşünüyordu birçok kişi ve korktuğu için elindeki Bitcoin'leri satanlar da olmuştu. Ve arkadaşlar bu dava ertelendi. İddiaya göre müşterilere geri ödeme yapmak için 150 bin Bitcoin'i elinde bulunduran Japon avukat Kobayashi, ne var ki bu ödemeler birkaç kez ertelendi şeklinde, zararları hala tazmin edilmedi. Yani 150 bin Bitcoin, insanların en büyük korkusu şu: 150 bin Bitcoin'i mahkeme müvekkillere verilmesini isterse, 150 bin Bitcoin'i herkes bir anda satarsa piyasada bir deprem etkisi yaratmasından korkuyordu herkes. Fakat bugün ertelendi arkadaşlar bu duruşma daha sonraki bir tarihe ve Bitcoin de biraz rahat bir nefes almış oldu. Ondan sonrasında arkadaşlar bu hareketlerini yapmaya başladı. Normalde arkadaşlar 4 saatlik grafiği aldığımız zaman Bitcoin bugün gördüğünüz gibi trendi bayağı bir test etti. Daha sonrasında şu anda direnci zorlamaya başladı. MTGOX davası da ertelenmesi işin açı bizim de işimize gelmiş oldu. Dediğim gibi temkinli olmak için her zaman stoplarınızı yerleştirin arkadaşlar. CoinMarketCap sitesinden de hemen arkadaşlar bahsetmek istiyorum sizlere. Birçok arkadaşımız bana diyor ki hocam CoinMarketCap sitesindeki hangi haberler önemlidir? Arkadaşlar burada benim en çok dikkat ettiğim haberler, kategoriye girdiğim zaman airdrop coinlerine özellikle dikkat ederim ben. Airdrop kategorisini seçip arattırdığım zaman özellikle ilk 100'deki ya da ilk 300'deki coinleri baz alırım arkadaşlar. Red Fox Labs'ın bir airdrop olduğunu görüyoruz. Matic Network, elinde Matic tutan stakers'lara Empont isminde bir coin verileceğini görüyoruz. 24 ay süre içerisinde diye yazıyor. Dia Coin'de yine bir airdrop olayı vardı. Fakat bunlar arkadaşlar işin açığı, bu airdropları ben araştırmıştım. Videolarımızda bahsetmeme sebebim de bunlar airdropların tam detaylı bir airdrop değil. Yani birebir oranında bir coin verilmiyor. Yani burada mesela Mati'ye baktığımızda 15 Aralık'tan itibaren Maryland Token, Empont'un %20'si önümüzdeki 24 ay içinde Matic stake edenlere dağıtılacaktır. Yani 2 yıl içerisinde. Mesela bu haber önemli bir haber değil arkadaşlar. Red Fox Labs diye bir coin var mesela. Başarılı birinci tur LP'leri ilk 500 binden paylarını 5 Aralık'tan kısa bir süre sonra alacaklar şeklinde bir haber var. Fakat coin bizim bildiğimiz bir coin değil işin açı. Dia coin'e baktığım zaman da Dia'nın ne kadar uzun süredir elinde tutanlar olursa onlara o oranda dağıtım olacağı söyleniyordu. Ve bu airdropta zaten yaklaştı 11 Ocak'ta. Yani şu anda alıp elinizde tutsanız bile ciddi bir adet vermeyecek size airdropta. Binance borsası da desteklediğini açıklamadı zaten. EOS'ta da arkadaşlar aylık airdrop'un sonu diyor. Yani airdrop olayı bitiyor diyor.
işin açığını söylemek gerekirse bize buradaki airdrop haberlerinden hangisi lazım? XRP gibi birebir oranında coin verilmesi. Bir coin'i değerlendir ileri vadede. Mesela yakın planda da ne vardı arkadaşlar? XM coin'in airdrop'u vardı bildiğiniz gibi. Hemen şuradan açalım arkadaşlar NEM coin'i de. XM'in gördüğünüz gibi arkadaşlar 14 Ocak'ta Sembol Snapshot'ı ve dağıtımı var. Yani birebir oranında elinde XM NEM coin tutanlara Sembol isminde yeni bir coin verilecek. Bunun da kanıt kısmını buradan proof kısmından görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi resmi Twitter hesaplarında yayınlanan bir bildirim arkadaşlar. Bu şekilde mesela airdroplar coin'i değerlendirecektir ister istemez. Hatta buradan da baktığımız zaman NEM coin'in bugün de %2 arttığını görüyoruz. Son 7 günde de %12'lik bir artış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunu arkadaşlar CoinMarketCap sitesini sürekli takip edebilirsiniz. Dikkat edin, CoinMarketCap değil, CoinMarketCap arkadaşlar sitenin adı. Bu siteyi sürekli takip edebilirsiniz. Bu şekilde bir airdrop gördüğünüz zaman, yani ekran görüntüsü alınacak ve coin dağıtılacak şeklinde coin'e girebilirsiniz arkadaşlar. Bu coin arkadaşlar size kar sağlayacaktır. Yani dediğim gibi birebir oranında bir coin verilmesi her zaman en güzel seçenek. Yani XRP'de mesela Spark verildi birebir. XRP'yi ne kadar fiyatlandırdığını gördük. XM coin'de de Sembol Snapshot'ı var dendi. Mesela buradan hemen hatta grafiğimize bakalım. Bu haber daha geleli yaklaşık bir 2-3 hafta falan oldu aşağı yukarı. Hemen şuradan 1 aylık zaman dilimimize bakalım. 1 aylık zaman diliminde nasıl fiyatlandırdığını görelim. 0.11 sent civarlarındaymış arkadaşlar. Ve şu anda 0.275 sent civarlarında gördüğünüz gibi. Bu şekildeki haberlere dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. CoinMarketCap sitesinde arkadaşlar bu tarz haberleri analiz etmek için kullanıyoruz. Umarım bugünkü destek ve direnç çizimleri eğitimi size faydalı olmuştur. Bu kısmı anlamadıysanız arkadaşlar destek ve direnç çizme kısmını tekrardan izleyebilirsiniz aynı kısmı. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.